Seyirciler, sırada ALD Forex analisti Rıdvan Baştürk var. Kendisinden piyasalara ilişkin gelişmeleri alacağız. Rıdvan Baştürk, hoş geldiniz yayınımıza. Rıdvan Baştürk, bizi dinleyebiliyor musunuz? Evet, sesim geliyor. Hoş geldiniz yayınımıza tekrar diyelim. Evet, çok fazla gelişme var. Doların seyriyle başlayalım dilerseniz ve daha sonra piyasalara ilişkin tüm gelişmeleri sizden dinleyelim. Ayrıntılara geleceğiz. Buyurun. Tabii ki aslında oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Hafta başında Çin endişesiyle birlikte sert satıcılığı seyreden dünya borsaları ve bu kapsamda FED faiz artıramaz bu ortamda beklentileriyle birlikte gerileyen dolar endeksi. Daha sonra Çin Merkez Bankası'ndan salı günü gelen faiz indiriminin etkisiyle birlikte borsalarda bu sefer 3 gün üst üste çok net alımların geldiğini gördük. Bu alımlar gelince bu sefer algı biraz daha değişti. FED'in Eylül ayındaki Eylül 17-17'de yapacağı toplantıya dair beklentilerde de bir artış oldu. Ve hafta içerisinde gelen çarşamba günü dayanıklı malların siparişleri ve dün açıklanan büyüme verilerinin oldukça iyi gelmesiyle birlikte dolar tarafında hareketlerinin iyice arttığını gördük. Dolar global bazda değer kazandı ve dolar endeksi kritik 96 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareket yaptı. Yani dolar geçen haftaki kayıplarını telafi ettiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de 17 Eylül'deki toplantı yaklaştığı sürece bu volatilite oldukça yüksek olacaktır. Gelen iyi veriyle birlikte dolar tarafı çok büyük değerlenecek. Özellikle önümüzdeki hafta istihdam verileri var. Tarım içi istihdam verisi. Beklenti üzerinde gelirse çok net doları tarafında kuvvetlenme göreceğiz. Beklenti aşağısında kalabilecek bir tarım içi istihdam verisiyle de artık Eylül ayında FED faiz artıramaz fiyatlaması yaşayacağız gibi gözüküyor ve dolar tarafından da global bazı değer kayıpların olabileceğini söyleyebiliriz. Ancak tabii içeride farklı senaryolar var. Dolar TL geçen hafta 3 seviyesini test etmişti bildiğiniz gibi. O kapsamda bakıldığında aslında dolar global bazda değer kaybederken bize karşı oldukça kuvvetli konumdaydı. Bu hafta o alıcılı seyrin kar satışlarının geldiğini görüyoruz ve dolar TL hafta boyunca oldukça yatay seyretti. 2.90 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Burada çok kritik seviye 2.90 bandı olarak gözüküyor. 2.90-2.89 bandı çok kuvvetli dolar TL'de. Bu haftayı bu şekilde tamamlayacağız ancak önümüzdeki hafta oldukça sert hareketler görebileceğimizi düşünüyorum ben. Özellikle 2.90 ve 2.89 seviyeleri aşağısına gelebilecek bir dolar TL çok net satış fırsatı olarak değerlendirebilir ve haftanın genelinde 2.85'e kadar gerilecek bir dolar TL görebiliriz. Ancak bakıldığında uzun vadede tekrar buralar alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek seviyeler gözüküyor. Çünkü yurt içinde erken seçime doğru gidiyoruz. 1 Kasım'da erken seçim yapılacak ve bu siyasi belirsizlik de TL'deki negatif ayrışmanın önümüzdeki dönemlerde de devam edebileceğini sinyallerini veriyor açıkçası. Peki bu arada Rıdvan Bey, Moody's'den ve Fitch'ten de açıklamalar geldi bildiğiniz üzere. Nasıl değerlendireceksiniz her ikisinin açıklamalarında? Tabii bakıldığında aslında sürpriz açıklamalar değil, bilineni yansıtmışlar raporlarında. Erken seçimin bir risk olduğunu zaten biliyoruz ve bu seçimden de açıkçası tek parti iktidarının çıkması biraz zor gözüküyor. Gelen anketlere bakıldığında zaten bu anketlerin sayısı da önümüzdeki haftalarda artacak diye düşünüyoruz. Kasım ayına kadar gelebilecek anketler oldukça fiyatlar üzerinde etkili olacaktır. Ancak şu ana kadarki görünüme baktığımız zaman 7 Haziran seçimlerindeki gibi bir beklenti var şu an seçim sonucuna bakıldığında. O yüzden bu da bir risk. Kasım ayında yapılacak seçimlerde tek parti iktidarının oluşmaması tekrar koalisyon görüşmelerini ön plana çıkaracak ve burada da anlaşmama durumunun biraz daha ön planda olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu siyasi anlamda da özellikle terör eylemleri son birkaç gündür azalmış gibi gözükse de önümüzdeki dönemlerde hissetme olasılığı oldukça fazla. İşte içerideki bu risklerden dolayı özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarında üzerimizde bir baskı oluşturduğunu ve not indirimine kadar gidilebilecek bir sürecin aşıldığını, daha doğrusu süreci doğru gittiğimiz ve seçimden sonra da bu sürecin aşılabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden riskli ortam devam ediyor. Türkiye'de seçim belirsizliği, siyasi belirsizlik ve güvenlik endişeleri tamamen ortadan kalkmadığı sürece gerek kredi derecelendirme kuruluşları olsun, gerek piyasa üzerindeki fiyatlamalar olsun, Türkiye ekonomisi açısından hiç iyi olmayacak gibi bir görüntü var ortada. Peki, çok teşekkür ediyoruz Rıdvan Baştürk aktardıklarınız için.